Eko Lojistik, Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin ilk kadın ekranında sizlerle birlikteyiz efendim. E ekonomi gelişiyor. Ekonomide aslında firmalar geliştikçe, ekonomi geliştikçe, farklılaşan bir fotoğraf ortaya çıktıkça yeni fikirler ve bu fikirlerin oluşturduğu yepyeni girişimlerle karşılaşıyoruz. Bunları aslında konuştukça gelecekte nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağımızı da anlıyoruz. Bugün bir kadın girişimci bizlerle birlikte hem de yılın iç kadını özelliğine sahip. 2018 yılında bu ödülü almış bir kadın girişimci bizlerle birlikte ve Armut.com'un kurucusu aynı zamanda. Nedir? Yeni alan aslında bu. Ee, sadece tabii firma özeline girmeyeceğiz ama bu mantıktan yeni ekonomiyi konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Armut kurucusu Sayın Başak Taşpınar Deyim. Bugün Eko Kadının konu. Sayın Deyim hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhaba. Ee, şimdi ilk önce şu şeyi hikayesini almak <laughs> istiyorum. Ben çok önemsiyorum. Bir kadın girişimci, yılın kadın girişimcisi <laughs> olduysa onun hikayesini almak lazım. Nasıl oldunuz? Evet. Aslında Armut'un arkasındaki başarı hem doğru fikir hem doğru uygulama, iyi bir ekiple bunu yapabilme, müşteri ihtiyacını doğru şekilde anlayabilme ve o ihtiyacı en doğru şekilde bir çözüm üretebilmekten kaynaklı. Esasında temeli bu ve bu devam ederken de müşterileri daha da iyi anlayıp daha da iyi bir tecrübe verebilmek için sürekli bir inovasyon, ürünü hızlı bir şekilde güncelleyebilme, yenilikler, yeni özellikler, müşteriden gelen geri bildirimle ekleyebilme, ee, gelen datayı doğru okuyabilme, anlamlandırabilme ve bunun üzerinden de o döngüyü devam ettirebilme üzerine geldi diyebilirim. Aslında Başak Hanım'ın saydıkları şu anda bir girişimcinin başarılı olması için neler yapması gerektiğini sayıyor. <laughs> Peki e, mesela sizce bütün bu operasyon içerisinde e, sizi yılın kadın girişimcisi seçtiler. Tamam bir yarışmaya tabi oldu ve dediler ki sizin içinizde sinen neydi? ki aslında ben şunu yaptığım için aldım dediğiniz nokta neydi? Ee, Armut'un bütün amacı aslında insanların hayatını kolaylaştırabilme. Herhalde bu ödülü aldıysak bu amaca doğru doğru adımlar atmışız diye düşünüyorum. Benim de zaten Armut'la ilgili en gurur duyduğum şey bu. Müşteri memnuniyetimiz %98. Bu bence çok güzel. İnşallah daha da yukarılara taşıyabilelim bunu. E, bu güzel ama e, bence burada daha da kıymetli olan sizin bakış açınız. Yani siz bambaşka bir şey de yapıyor olsaydınız bu bakış açısıyla zaten e, o gelecekti. O yüzden biraz bunu konuşalım. Şimdi birçok işletme özellikle bu startupların biraz daha öne çıktığı, popüler hale geldiği günümüzde... ...herkes bir fikir üretmeye çalışıyor ve fikirle de girişimcilik hikayesi yazmaya çalışıyor. Şimdi e, sizin biraz hikayenizi okuduğumda da o dikkatimi çekti. Sizin o tecrübelerinizden biraz yani böyle... Yeni startuplara da yol gösterelim istiyorum. Sizde bakış açısını farklılaştırma var. Bunu biraz açabilir misiniz? O nasıl gerçekleşiyor? Ee, girişimlerin süreçleri aslında fikirle başlıyor ama ben bu işe girdikten sonra gördüm ki fikir kendi başına hiçbir şey. Hı hı. Esas olan fikri hayata geçirmek için öncelikle bir cesaret etmek. Ardından da bu işe başlamak. Ve e, teknoloji girişimlerinin şöyle bir avantajı var. Yalın yani çok sade bir şekilde müşterinin en temel ihtiyacının ne olduğunu düşünüyorsunuz ve ona özel en basit şekliyle bir ürünü çıkarıp müşterinize sunuyorsunuz. Bir dener misin diye. Müşteriniz bakıyor, kullanıyor, beğeniyor ya da beğenmiyor ve geri bildirimi alıyorsunuz. Ne oldu bitti yani? Ben, çok hızlı çok hızlı bir şekilde tabii teknoloji olduğu için davranışı takip edebiliyorsunuz da, örneğin eski sistemde pazar araştırması yapacaksınız. tabii tabii şirkete gideceksin anket vesaire. yapacak on binlerce liralar verilecek gibi bir şey yok yani buranın dinamiği gereği yani işin DNA'sında olan bir şey bu hızlı bir şekilde müşterinin davranışını anında görüyorsunuz mesela 5 soru koydunuz 5 soruyla talep alacaksınız İlk soru yapıyor mesela %90'ı insanların. ikinci soruyu bir beş daha kaybediyorsunuz 85. En sonu bir geliyorsunuz işte %60'dan %20'ye düşüyor. Şimdi o soru kritik demek ki. Orada birileri gidiyor. Neden gidiyorlar acaba? Gidip soruyorsunuz işte ne oldu? Neden yapmıyorlar acaba? Değişik onun alternatiflerini deniyorsunuz. İşte şöyle sormasam böyle sorsam ne olurdu? Sırasını değiştirsem ne olurdu? Gibi küçük küçük testlerle, iterasyonlarla aslında doğruyu bulmaya çalışıyorsunuz ve bir sonraki adıma bir sonraki adıma geçirmek için hızlı bir şekilde geri bildirim geliyor aslında. Kullanımla beraber geliyor. Bunu çok teknoloji şirketleri için avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Bu avantajı iyi değerlendirdiğinizde de hatalarınızı çabuk görüyorsunuz aslında. Ee, şimdi orada bir şey söylediniz onu biraz açarsanız sevinirim. Bir anket yapıyorsunuz ve anketin cevapları geliyor ve o cevaplara uygun olarak iş yapmıyorsunuz. Şimdi o söylediğiniz ilginçti. ...cevapların neden, nasıl, sonuç ilişkilerini araştırıyorsunuz. Bu mu çok atlanıyor? Ee, teknoloji şirketleri için hı hı. aslında ürünün nasıl kullanıldığını izleyebilmek bence büyük bir lüks. Yani siz örneğin su üreten bir şirketseniz dediğiniz klasik yöntemlerle gitmek gerekiyor. Yani geçmiş hayatım kurumsal taraftan geldiğim için yurt dışında da çalıştım. Hı hı. Hatta bu testleri yapan bir danışmanlık firmasına da çalıştım ben yurt dışında. Gerçekten uzun zamanlar harcayarak, hani ürün geliştirme süreçleri böyle 18 aylık süreçlerdir. Araştırma geliştirmeyle başlar, testler yaparsınız, sahaya sürersiniz, saha testi yapılır, gelen dönüte göre yeniden bazı şeyler düzenlenir falan filan derken o böyle iki yılı bulur. İşte beş yıllık kalkınma planı gibi, gibi planlar evet, yapılır aynen. mesela, onun üzerinden gider şirketler. Burada öyle değil. Her an, her dakika, her saniye zaten onun içinde yaşayabildiğiniz için hani. Şirketin DNA'sı öyle olduğu için bu çok büyük bir avantaj. Çok hızlı bir şekilde eksikleri görüp kapatabilmek. Yani burada bir anket yapmaya da gerek yok, bir araştırmaya da gerek yok. Ürünün kendisi zaten önünüzde hazır olduğu için onu doğru anlayabilmek, oradan gelen veriyi iyi anlayıp onu çözümleyebilmek çok kritik oluyor. Ee, özel bir şey soracağım. Şimdi tabii geçmişteki şirketinizin ismini vermeyeceğim ama ilginç bir tesadüf oldu. Yani bu benim de çok bilerek yaptığım bir şey olmadı. Evet. Üç gündür üst üste o tüketici araştırmaları konusunda uluslararası tecrübeye sahip e, şirketten kökenli isimleri ağırladım. <laughs> Çok da, yani şu anda siz söylediğinizde <laughs> fark ettim. Evet üç gündür konuklarım o şirkette size ne öğrettiler? Ee, Çünkü herkes mi başarılı çıkar? <laughs> Benim çalıştığım departmanı diyeyim size o büyük ailenin içerisindeki küçük bir danışmanlık şirketiydi ve Orada böyle çok e, doktoralı, işte master'lı, veriye gönül vermiş birçok insanın çalıştığı özel bir alanında çalıştım ben Chicago'daki o şirketin ve e, tabii veriye meraklı insanlar, araştırma şirketi, doğa skeleti böyle bir şey var. Daha analitik insanların çalıştığı bir yer. hedef kitle tüketici. Genelde Neredeyse. ya mühendislik geçmişi var ya böyle istatistik ya da işte veriyle ilgili bir şeyler yapan kişiler var. Matematikçiler var. E, dolayısıyla ya da işte mühendisler, bilgisayar mühendisleri falan da vardı. Böyle geçmişi olan insanlar var. Zaten hani yeni nesil işlere de yatkın insanlar hı hı. var. Ve şu an bütün sektörlerde bence bu bahsettiğimiz konularda tecrübesi olan insanlar sanırım fark yaratabiliyorlar. Ee, o yüzden de belki de hani belki tesadüftür. Ama Böyle süsle yani denk gelmesi bu, ama. Belki yani ben diyorum ama ya. Ama bana kattığı şeyler bunlar oldu. Yani analitik yanımı geliştirmeme çok faydası gerekiyor oldu. O zaman. Yani siz yeni ekonomiye yönelik bir şey bile yapsanız. Ee, yeni bir girişimde de bulunursanız aslında e, geçmişte bir kurum kültürü gerekiyor. Bunu anlıyorum ben. Tabii. Şimdi e, biz girişimcilik değil Özellikle bu teknoloji girişimciliğinde insanın aklına bir stereotip geliyor. Bilmiyorum size de geliyor mu? Yani böyle 20'li yaşlarında evet, erkek. Bir işte hafta böyle sonunda dinlediğim panel 50 yaşındaydı. Işte böyle bozdu işte kapşonlu şey. bilgisayarının başına kırmızı çalışan. Amerika'da özellikle çok böyle bir işte Zuckerberg modelinde Modeli, de gördüğümüz evet. gibi bir böyle bir stereotip var. Ee, ama araştırmalar da bunu göstermiyor. Şimdi Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Başarılı girişimcilerin yaş ortalaması 37. Başarılı girişimlerden, sürekliliği devam edenlerin çoğunun da yönetiminde kadınlar da var mesela. Hı hı. Şimdi bunlar bizim çok okumadığımız stereotipte görmediğimiz şeyler ama çünkü bu magazinsel değil. Tabii Ama bu 37 yaş önemli neden? Aslında okuldan çıkmışlar, bir halere bir şeyler yapmışlar. Belki hatalar yapıp öğrenmişler, belki girdikleri sektörlerdeki farkları eksikleri görmüşler. Onların üzerinden bazı fikirler gelmiş akıllarına. Onlar o büyük şirket yapamadı, ben küçük başlayıp bu problemi çözeyim demişler ve belki de alıp yürümüşler. Yani hikayelere bakarsanız genelde bu tip bir şey var. Ee, o yüzden de ben kurumsal tarafta ya da yani diyeyim başka şirketlerde başkalarının yaptığı hatalardan ve tecrübelerden öğrenip bir de organizasyon yapısı içerisinde tecrübe kazanmak bence önemli. Çünkü girişime ilk başladığınızda bir kişi belki birkaç kişi bir arada başlıyorsunuz ama eğer ki başarılı olan şanslı girişimlerden biriyseniz ve ölçeklenebilir durumda ilerliyorsanız, şimdi bir kişilik şirketkenki ki durumunuzda 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi ya da 300 bin kişiye kadar giderken ki yönetim, yetkinlik ve şirket içerisindeki organizasyon bambaşka ihtiyaçlar gerektiriyor. Şimdi siz kurumsal tarafta bunları yaşayıp geldiğinizde aslında neler olabileceğini, nelerin Riskli olduğunu, nelerin değiştirilmesi gerektiğini bence o tecrübeden dolayı bir kulağınızda bir suyu kaçmış oluyor onun. Daha iyi anlıyorsunuz ve evet bunları yapmamız lazım. Belki daha önce siz hiç yapmadınız o işi ama yapıldığını gördünüz. Aklınıza geliyor evet böyle bir şey yapmalıyız galiba diye ve o tecrübe orada bence işe yarıyor. Ee, o zaman burada başka bir şey de tartışmamız lazım yani. Şimdi Yeni teknoloji, yeni ekonomi ve yeni iş alanlarını konuşurken e, ya biraz sizin sürecinizden anekdotları da katarak bunu açarsanız sevinirim. Şimdi bu söylediğinizden yani 37 yaş ortalamasından bir şey anlıyorum ki aslında bizim e, bu gençleri, güzel fikirleri olan gençleri tabii cesaretlendirelim ama hadi git yap değil de bu kuluçka merkezleri galiba önemli e, değil mi? Bu işi iyi çalıştırmamız gerekiyor. Hem bunu değerlendirirsiniz hem de yeni teknolojiyle gelecek yeni iş alanlarında sizin yorumunuz ne onu da merak ederim. Ben 2011'de Armut'u hayata geçirmek için yola çıktım ve o zaman çok büyük destekler yoktu yine devletin bir takım destekleri vardı ama ekosistem çok çok küçüktü o zaman. Tabii ki hikayeler vardı. ilk nesil işte yemek sepetleri falan hani başlamıştı onlar devam ediyorlardı ama hani çıkışlar büyük çıkışlar Çok henüz olmamıştı. Çok firma ismine girmezseniz o Rüdüka bize kızmasın. Fakat ondan sonra, ondan sonra tabii bu iş büyümeye başladı. E, aslında biraz da şeyi anlatmakta fayda var. Yani girişimler neden önemli? Hani bu kadar hı hı. destek veriliyor ekosistemde işte neden bu inkübasyon merkezleri, hızlandırıcı programlar ya da destekler önemli dersek. şimdi fikirle başlıyorsunuz, cesaret ettiniz, başladınız. İşinizin tipine göre aslında belli bir finansmana ihtiyacınız oluyor ilk başlangıç noktasında. Çünkü belki yeteneğiniz var, yetkininiz var ama karnınızın da biraz hani doyması gerekiyor. Hayatın da gerçeği var. Insan, hani böyle bir şey var. O noktada bu tip destek kurumları, kuruluşları, programları aslında önemli. O yüzden de çok önemli buluyorum, çok doğru gelişmeler olduğunu düşünüyorum Türkiye için. Ama dediğiniz gibi biraz tecrübe sonrası bu tip şeylere atılmak başarıyı belki de biraz hani perçinleyecektir insana. Birazcık kendini de tanıması gerekiyor bence girişimciliğe girmeden evvel. Tabii ki daha çok insanımız cesaretlenmeli. Neden? Ekonomimizi ileriye taşıyacak olan yeni nesil şirketlerin açılması lazım. Doğası gereği girişimler zaten riskli işler. Biliyoruz bunu. Bir de en büyük sermaye yani, fikir artık. Para bile değil. Orijinal fikir bulmanız gerekiyor. Yani ben fikirin ötesinde olması gerektiğini düşünüyorum aslında. Yani fikir şöyle düşünün. Arama motorlarını düşünün şu an kullandığınız ee, hadi isimlerini vermeyelim tamam. ama yani şu an dünyada çok büyük arama motoru var, değil mi? Yani hepimiz kullanıyoruz, hayatımızın bir parçası. Hatta fiil olarak sözlüklere giriyor arama evet, evet. yapma. Ee, ben üniversitedeyken yoklardı ortada. Başkaları vardı. Ve ne getirdiler? Yeni bir fikir getirmediler aslında. Yeni bir uygulama getirdiler. Aynı fikre değişik bir bakış açısı getirdiler, farklı bir teknolojiyle şey. aynı şu an bir numaralar. Bir de tabii o fikri endüstriyel hale getirmek de çok tabii. önemli. yani bu pek çok şirkete görebileceğiniz şey aslında. Yani e, o yüzden de fikir değil uygulama çok Hı -hı. kritik. Doğru uygulamayı yapabilecek insanları bizim eğitebilmemiz, yetiştirebilmemiz ve sonra da cesaretlendirebilmemiz bence çok önemli. Cesaret aldıktan sonra dediğimiz ekosistemin destekleri de devreye girdiğinde zaten yeni bu unicorn dediğimiz çok büyük büyümeye açık fikirler e, oluşup bu şirketlere haline dönüşecektir diye düşünüyorum ben. Sizce e, şimdi bu sadece bizim bulduğumuz bir şey olsaydı yavaş yavaş gidermişti. Gittiğimiz kadar ama şimdi dünyada çok hızlı yol alıyor. Tabii. E, şu, o fırsatı kaçırmamak için ne yapmamız gerekiyor bizim? Yani hep klasiktir ya işte biz 100 yıl geride kaldık falan filan. Şimdi aslında öyle bir alandayız ki bir anda onu 10 on yıla indirebilirsiniz. Tabii, tabii. Çok büyük bir fırsat var. Yani teknolojinin çok çok kritik olduğu bir dönemdeyiz ama şimdi burada şuna odaklanmak lazım. Yapılmış ve bazı kapılmış köşeler var ve orada hani birincil olan şirketi devirmek zor. Dolayısıyla bakmamız gereken yer nerede boşluklar var, biz oraları nasıl doldururuz? Örneğin bizim girdiğimiz işte Bizim geliştirdiğimiz teknolojiyle şu an dünyanın e, trafik olarak baktığınızda ilk beşindeyiz. Biz kendi bölgemizde liderliğe doğru gidiyoruz. Şimdi çok gelişmiş yapılmış teknolojilerde bunu yapmak yerine yapılmamışlarda rekabet şansımız daha fazla. Olanı yapmak yerine olanın unut yani yapanın yani yerli unuttuğuna cep telefonu yapmamalıyız. Lazım. Yani biz yerli cep telefonu yapmamalı için zaten çok büyük rekabet olan ve çok büyüklerin olduğu zaten almış yürümüş bir sektörden bahsediyoruz. Ama yani yazılım sektörüne baktığınızda da yapılmış bir şey yapmak yerine yani yeni bir arama motoru belki şu noktada çıkarmak zor. Belki ilk başlarda olabilirdi. Ama şu an rekabet edebileceğimiz yapılmamış şeylerin yapılacağı bir dünya var. Evet. Türkiye'de aslında insan kalitesi çok, çok. yüksek. yani Ve bizim... şey pratik zeka da çok yüksek. Yalnız onu... Ee, endüstri haline dönüştürebiliriz biz. Ya aramızda güzel böyle pratik zeka oyunları oynuyoruz o kadar. Ee, doğru mu anladım? Yani mesela biz bir otomobil yapacaksak, otonom bir otomobile çalışmalıyız. Tabii. yani şu... uçan bir otomobile Aynen. Çalışmalıyız. aynen. Driverless hani, Hı -hı. şoförsüz araçlara yatırım yapmalıyız. Hani yerli bir araba yapmak istiyorsak, yapılmamış olanı yapmayız. Belki uçanını yapacağız, bilmiyorum. Yani ileride olana doğru odaklanarak gitmemiz gerekiyor. Buna bunun argesine yatırım yapmamız lazım. Yani yapılmış olanı sonradan takip eden olmaktansa gidebileceğimiz yerlerde, örneğin fintech alanında çok bambaşka yerlere gidiyor dünya. Orada Onları mi? takip etmek, oradaki girişimlere destek vermek, olanı desteklemek belki de. Mesela Çin'in kendi girişimlerine verdiği desteğe bakmak lazım. Yani devlet olarak onların yaptıkları ihracatı desteklemek için örneğin Çin Postası finansmanı sağlıyor. Müthiş bir destek yani düşünürseniz. Zaman zaman alınmış neden? kredileri subansiye ediyor, siliyor. Yani doğrudur yanlıştır bütün yaptıkları tartışları ama şimdi mantaliteye bakın. Ya da ne yapıyorlar? Bütün dünyada girişimci zihinlere vizeler çıkıyor. İşte diyor ki sana gel işte elektronik vatandaşlık vereceğim. Gel benim ülkemde kur. Neden? Çünkü ekonomi ileriye götürecek olan işler aslında girişimler. Eski nesil şirketler değil. Çünkü Amerika'da yine bir araştırma yapılmış diyor ki. İstihdama bakmışlar. İstihdamı son yıllarda ee, neredeyse net yeni istihdamın tamamı yeni girişimlerden geliyor. 3 milyon yeni istihdamın tamamı yeni nesil, yeni şirketlerden geliyor. Eski şirketler sadece boşluklarını dolduruyorlar. Yani biri emekli oluyor ya da ayrılıyor, onun yerine bir insan alıyorlar. O yüzden net de istihdama da katkıları yok. Yani ekonomiye de yok. Ders o yüzden çalışılması de... gereken bir şey söylüyorsunuz. Biz Tabii. de hizmetler sektöründe istihdam payı %63'lerde falan. Yani eğer bu dönüşümü yakalayamazsak başka bir problemle karşı hı hı. karşıyayız demektir. Şimdi çok e, hani işsizlik konusu gündemimize gelmeye başladı tabii yakın zamanda ve gençlerin arasında ciddi bir problem bizim hı hı. için. Yani hı hı. düşünmemiz gereken, ülkece düşünmemiz gereken burada da girişimcilik ve yeni nesil şirketlerin yaratacağı iş fırsatları o nesli yakalayıp onları da iş gücüne dahil etmek için bence çok kritik. Yani tam bir madalyon. neresinden baktığınıza bağlı. E, kaçırdığınızda 100 senelik fark 300 seneye çıkabilir. Hı hı. Doğru değerlendirirseniz 10 seneye inebilir. E, doğru işleri yapmak lazım. Tabii. Bir de şöyle bir şey var. Yani bizim e, biz en sonuyuz bu Huninin diyelim. Bunun en başında aslında eğitimle başlıyor değil mi? Yani bizim kaliteli iş gücüyle başlıyor her şey. Dolayısıyla okullardan başlayarak yeni nesil şirketlerin ihtiyaçlarına doğru şekilde insan yetiştirebilmemiz lazım. Ne demek? Bilime alan bir eğitim. İnsanların takım becerisi kazanabilecekleri bir eğitim ortamı, kendilerini ifade edebilecekleri, yeni teknolojilere adapte olabilecekleri bambaşka bir eğitime de ihtiyacımız var. Çünkü üniversiteden çıkan arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani çok başarılı üniversitelerden çıktıklarında dahi bir takım şeyler eksik kalmış oluyor. Onlar belki önceden tamamlansa bambaşka bir yere doğru gideceğiz hep beraber. Bilgi yarışması seyretmek yeterli geliyor. Yani çok büyük bir toplumsal <laughs> araştırma yapmaya da gerek yok bunun için. Çok hani a falan diyeceğiniz şeylerin bile eksik olduğunu düşünüyorum. Evet ama müthiş son model bütün cep telefonlarının <laughs> özelliklerini biliyorlar. Ama o yok. O i̇şte o lazım. Teknoloji tüketiminden teknoloji üretimine doğru geçmemiz lazım aslında. Bu teknolojiler eğitim teknolojileri olabilir. Sağlık alanında yepyeni şeyler var. Şimdi insan geninin de <laughs> hani keşfiyle beraber örneğin sizin genlerinize özel ilaçlar, sizin hastalıklarınızı önceden tahminleyebilecek modellemeler, bambaşka işler var aslında hani yapılabilecek. çok da heyecan verici şeyler var yani yeni bir eranın başındayız şu an. O yüzden de... Biraz ders çalışmak lazım. <laughs> Aynen. Başarmışa sormak bunu kolaydır da hiç çuvalladınız mı? Tabii ki. Hadi bunu Herkes da gibi. Da. E, çünkü Çuvallayıp vazgeçmemek de önemli. Tabii. Mesela en ilginç ne geldi başınıza? Ee, yani çok kişisel olarak yaşadığım pek çok başarısızlık var. Yani en küçüklüğümden Hı -hı. yukarıya doğru giderken. Hayır, hayır, ben... Ama bu şimdi iş kendi modelinde. işimle ilgili şeyleri düşündüğümde de mesela ben bu işe girdiğimde gerçekten kafamda tek bir şey vardı. O da Amerika'dan dönerken kendimiz yaşadığımız sıkıntıları başkaları yaşamasın. Hı -hı. O yüzden ben bu işe gireyim ama dinamiği ne olacak tam da bilmiyordum ilk başladığımda. Dolayısıyla yani iş modelimiz şöyle. Siz bir talebinizi yapıyorsunuz birkaç soruyu doldurarak ve ondan sonra arka tarafta akıllı algoritmalar çalışıyor. Diyelim boyacı aradınız siz. O boyacılar sistemde kaç kişi kayıtlıysa onları bir sıralamaya aynen bir arama motorunda yaptığınız arama gibi bir sıralamaya diziyoruz arkada akıllı bir eşleştirme için. Kredibilitesi Ve aynen kalite skoruna bakıyoruz. Pek çok 40'tan fazla faktöre bakarak yaptığınız bir sıralama bu. Yukarıdan aşağıya iş fırsatı onlara gidiyor. Onlar kendi takvimlerine bakıyorlar. İşi okuyorlar yazdıklarınızı. Mantıklı gelirse size teklif veriyorlar gibi bir model var. O iki taraf birbirine böyle... Ne oldu böyle... acaba şimdi çok merak ettim. Nasıl Nerede bir bodoslama oldu? <laughs> Buluşuyor. Şimdi tabii ilk başta böyle değildi. Şimdi ilk başta biz başladığımızda iki taraf birbirine bulursa... Hani bu ev bulurkenki komisyoncuları işte emlakçıları düşünün acaba hani bizi aradan çıkarırlar mı? Bize ihtiyaç kalır mı? Bizim değerimizi anlarlar mı? filan diye bir korktuk böyle ve e, şirketlerin adlarını yazmadık. Yani mesela siz yapıyordunuz talebi. İşte boyacı bir, boyacı iki, boyacı üç gibi bir şey yazıyordu orada. Şimdi tabii ki çok saçma geliyor ama o zaman korktuk yani biz bu sistemi... <laughs> kor koruyarak başladık ama hiçbir şey ilerlemedi. Yani İnsanlar tabii ki güvenemiyorlar orada boyacı yazıyor. yani Sarı çizmeyle ve veda yani. yani kim evet, var yani. acaba orada şimdi nereden bilecek. Ondan sonra tabii işler tabii bin bir tane tabii hani problemi aynı anda çözmeye çalışıyorsunuz. Ama mesela burada en sonunda olmadı olmadı artık böyle işte para harcıyoruz gelmiyor bir şey. Biz de kendi cebimizden ödedik yani biriktirdiğimiz maaşlardan anneden babadan da bir şey gelmediği için. Paralar azalınca bizde bir şey geldi artık yani başka bir şey denememiz lazım olmuyor İham yani. İlham geldi. Bu. Geldi, geldi mecbur böyle bir dürttü. Sonra dedik ki, ya açalım biz bu isimleri ne olacak dedik yani zaten hani olmuyorsa yine olmayacak bir şey değişmeyecek. Sonra açtık ve hareket başladı. İnsanlar gördükçe isimleri orada oradaki kişinin ya da kurumun gerçekliği ortaya çıktı. Yani orada o cesareti, bir aydınlanma yaşadık. <laughs> o cesareti göstermeseniz belki de batmıştınız. Tabii tabii batmıştık belki de. Kritik noktada kritik kararları vermek işte bu açıdan önemli. Şimdi bir araya gideceğim ama aranın ardından Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri ihracat. Ve biz işte konvensiyonel sistemlerle ihracatı biliyoruz. Doğru yapıyor muyuz ayrı bir tartışma konusu. Yani işte 10 liralık mal üretmek için 7 liralık mal alıyorsa falan onların hepsi. Fakat e-ticaretin biraz dışına çıkarak... İlginç bir model geliştirmişsiniz. Bir de internet üzerinden ihracat yapıyorsunuz. Hı hı. Nasıl? Bunu konuşacağız ama kısa bir ara. Efendim e, aslında bugün e, Sayın Deyim'le birlikte bir modeli konuşuyoruz. E, bakın çok e, açık yürekte nerede hata yaptığını da söylüyor. Ve o gün e, belki o hatayı yapsaydı biz bugün Sayın Başak Taşpınar e, Deyim'le e, nasıl başarısız olduğunu konuşuyor olacaktık. Cesaret ve kararlılık sanıyorum. İşte bu örnekleri sizlerle paylaşıyoruz. E, çünkü... E, İlginç bir detay var. Kadınlar bu konuda çok daha şanslı girişimcilik açısından. Ee, biraz kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kalktığı bir alan internet sahası, hizmetler sektörü. Ee, onun da sırlarını alacağım birazdan ama ne zaman kısa bir ara sonra. Eko Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam edecek.